Peki açıklamalar var tabii. Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım değerli izleyenler. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan dün bir sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar üzerine biraz konuşalım. Ben de aktarmış olayım. En büyük gücümüz Fenerbahçe taraftarı dedi. Ve Fenerbahçe birçok acımasızlığın gölgesinde başarılarını devam ettiriyor cümlesi önemli bence. Ali Koç da aslında bu konuya çok fazla değiniyor. Haksızlığa uğramak konusu Fenerbahçe'de. Ya sevgili Demet, tabii taraftarlar en büyük kitle. Tabii. 30 milyonlardan bahsediyorsunuz büyük kulüplerimizin taraftarları. Hı hı. Yani bunlar bugünden yarına alınmış bir şeyler değil. 100 yıllık kulüpler, 100 yıllığı aşmış kulüpler. Böyle bir şeylerde olduğu zaman tabii herkes hakkaniyet arıyor, bir şeyler arıyor ama bu hep yaşandı, bu tarzda değil ama. Hı hı. Bu tarzda tabii bunu hiç tasvip etmiyoruz fakat haklı veya haksız olunan kulüplere yapılan bir sürü olayları yaşadık. İşte cezalar kesiliyor. Neye göre kesiyorsunuz? Neye göre veriyorsunuz? Federasyonun işi zaten devamlı ceza kesmek. Başka bir şey yaradığı yok yani. Habire ceza kesiyorsunuz. Bir şey yaptınız yok yani işte kulüplerle ilgili. Ya, bilemiyorum Demet. Yani şu anda bu tarafta Fenerbahçe haklı görüyorsunuz. Her şey yatır. Bu tarafta Trabzonspor haklı görüyorsunuz. Ev sahibi olmasına rağmen Sayın Başkan kendilerinin hatalı olduğunu söylüyorlar. Hı, bakın evet, öz eleştiri yapıyor. Konusunda öz eleştiri yaptı. Yaptı öz eleştiri. Ceza almamız da doğru diyor. Hı hı. Ama burada farklı bir boyut var Sayın Başkan. Yani sizde olan bir şey değil. Trabzon halkında da olan bir şey değil. Yani büyük olasılıkla bir provokatörlük oldu orada. Yaşandı. Yani bu kadar organize olacak bir şeyler değil. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. İşte girin arkanızdayız, sahaya girin falan bir sürü şeyler konuşuluyormuş. Evet. Ne kadar doğrudur bilemeyiz. Onlar hepsi bütün raporlar çıktıktan sonra herkes burada daha rahat konuşabilir o konuda. Peki 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul var. Burak Kızılhan da üyelere seslenmişti dünkü açıklamasında. Bir haberimizi ekranlara getirelim. Fenerbahçeli taraftarlar Başkan Ali Koç'un bu işi 2 Nisan'da bitirelim çağrısına bir karşılık verdi. Haberimiz gelsin, detaylara bakalım.